Podcast dinle. Bu sefer Vorovski, Masigli'ye 12 Nisan tarihli mektuba cevaben İtalyan hükümetine bir nota vermiş olduğunu anlatmaya çalıştı ve sözünü ettiği idari meseleyle notanın konusu olan siyasal olay arasında bir ilişki olmadığı izahına ulaştı. Neticede müttefiklerin Rusya'yı konferanstan uzaklaştırmak için bu nevi zabıta vakalarına müracaat edebileceklerini zannetmek istemiyorum dedi ve telefonu sekreterin yüzüne kapadı. Bu hikayeden de anlaşılıyordu ki Rus delegesi Lozan'da gerçekten acayip bir durumdaydı. Kimin kapısını çalsa kötü muamele görüyor, hele konferansa bir türlü kabul edilmiyordu. Müttefiklerin parolası şuydu: İmza edeceğinizi söyleyin, gelin. Hatta siyasi komitenin bir toplantısında İsmet Paşa'nın Rus delegenin de Boğazlar Sözleşmesi imzasında hazır bulunması gerektiği uyarısına Sir Rumbold, imza edeceklerse tabii gelebilirler karşılığında bulunmuştu. Anlaşılıyordu ki müttefikler Rusya'dan konferansa gelip fikirlerini söylemesi değil, fakat herhangi birini gönderip hazırlanan belgeyi yalnız imzalamasını istiyorlardı. Rusların cevabı şu oluyordu: siz şimdi bizi konferansa kabul edin, imza edip etmeyeceğimizi imza günü söyleriz. Rus meselesi böyle asılı duruyor. Vorovski ise arkadaşlarıyla beraber oturduğu Cecile Oteli'nde hep kendisinin konferansa çağrılmasını bekliyordu. Vorovski uzun boylu, gözlüklü, sakallı bir adamdı. Zayıf bir yapısı vardı. Öyle Rus komünistleri gibi özellikle Çiçerin, Lenin, Stalin şeklinde sert bakışlı, ihtilacı yüzlü değildi. Tam tersine sıcak, yumuşak gözleri vardı. Fakat gözlerinin bu kadar yumuşak olmasına rağmen ne İsviçre hükümeti ne müttefikler heyetleri adama bir türlü ısınamıyorlar, İsviçre topraklarından bir an önce kalkıp gitmesi için ne gerekirse yapıyorlardı. Bir pazar günü İsviçre faşistleri oturduğu otele gitmişler, kendisini görmek istemişlerdi. Vorovski onları kabul etmişti. Bütün bu muameleler gösteriyordu ki Vorovski İsviçre'de Türk heyetinden başka kimsenin Lozan'da görmek istemediği bir tipti. Bir Türk gazetecisi bir akşam otelin holünde Vorovski'ye rastladı. Etrafını birçok muhabir almıştı. Türk gazetecisi Rus delegesinin yanına yaklaştı, sorular sormaya başladı. Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayacak mısınız? Henüz hiçbir karar vermedim. İmza etme ihtimali var mı? Buna dair de talimat almadım. O halde imza etmeyeceksiniz. Sözleşmenin bu şeklini imza hususunda yetkim yoktur. Fakat müttefikler Çiçerin tarafından daha önce ileri sürülen Rus meşru hakları dikkate alırlarsa o zaman mesele değişir. İmza atarım. Almazlarsa şimdilik imzaya yetkim yoktur. Yetki verilmesi ihtimali de yok mu? Vorovski bu son soruya karşı gülerek orasında Çiçerin'den sorunuz cevabını vermişti. Çehresi yukarıdaki anlatımdan az çok çıkartılabilecek olan Vorovski'dir ki son gülüşünden bir gün sonra oturduğu Cecile Oteli'nin yemek salonunda bir tabanca kurşunuyla öldürüldü. 10 Mayıs gece saat 9.30. Türk heyetinden birkaç danışman, birkaç gazeteci yemekten kalkmışlar. Lozan Palas'ın holünde oturmuş kahvelerini içiyor, akşam postasının getirdiği İstanbul gazetelerini gözden geçiriyorlar. Orkestra bir İngiliz opereti çalıyor, Beurevic'de bir suare var. Otelin yarı halkı kadınlı erkekli siyah ayakkabılarını, smokinlerini, ince açık tuvaletlerini giymişler, birer birer camlı döner kapıdan çıkıyor, caddenin yarım aydınlığında otomobillerine atlıyor ve küçük bir motor gürültüsü içinde kayboluyorlar. Salonun köşe bucağında birkaç kişi, diğer masalarda bir iki yabancı aile, sonra öteye beriye dağılarak hazım zamanını geçiren birkaç danışman. Otelde bizden başka kimse kalmadı. Evet, herkes Biurevic'e gidiyor, dans var. Birdenbire otelin camlı kapısından hızlı adımlarla telaş içinde içeri birkaç kişi girdi ve salondaki koridora doğru koşarak kayboldular. Birkaç dakika sonra yine acele işleri varmış gibi iki kişi daha geldi. Birincisi Daily Mail'in o zamanki muhabiri Ralph Prince, ikincisi temsil muhabiri Laya. Kapıcıyla birkaç kelime konuştuktan sonra telefon odasına koştular. Ne oluyoruz? Kapının önünde bir otomobil daha. Az önce smokinle, tuvalette Biurevic'e giden bir erkekle kadın otele döndüler. İkiz de heyecan içinde rast geldiklerine bir şey anlatıyorlar. Salondakiler kahvelerini, gazetelerini bıraktılar. Merakla kapının önündeki telaşlı harekete bakıyorlar. Bir olay mı var? Evet, kalk da anlayıverelim. Kapının önünde tesadüf edilen ilk gazeteci sordu. Doğru mu? Ne? Vorovski'yi öldürmüşler. Ne zaman? Bu akşam. Az önce. Nerede? Otel Cecile'de. Kim öldürmüş? İsviçre faşistleri. Lozan Palas'ta muhabirleri ayrılmış telgraf, telefon odaları bir anda ağzına kadar doldu ve dünyanın binbir köşesine Lozan Konferansı'ndaki Rus delegesi Vorovski'nin akşam saat 9'da Cecile Oteli'nde yemeğini yerken İsviçre tebaasında Maurice Alexander Conradi adlı biri tarafından tabanca kurşunuyla öldürüldüğünü, Rus heyeti basın ateşçisi Arenski yoldaşla katip Ryankovski'nin de yaralandıkları haberleri yıldırım hızıyla yayılmakta gecikmedi. Artık deminki sakin Lozan Palas'tan eser kalmamıştı. Birçok danışman odalarından aşağı inmişler, bazıları dışarıdan otele dönmüşler, herkes işittiğini, duyduğunu anlatıp duruyor. General Pilli, Monsieur de Cazares, Monsieur de Persin, holdeki Marokyan koltuklara yerleşmişler, heyecanla cinayeti konuşuyorlardı. De Cazares işittiği ayrıntıları anlatıyordu. Katil, Vorovski'nin yemek yediği masanın yanında oturuyormuş. Üç konyak içmiş, üçüncü kadehten sonra tabancasını çekmiş ve
Dekanizeres'in üzüntüsünden devam edemeyerek, ''Fakat akıl alacak şey değil, adamcağıza daha bu akşam rastlamıştık.'' diye ilave ediyordu. Dekanizeres gerçekten üzüntülüydü. Konuştuğu Türk danışman yarı şaka, yarı ciddi, ''Görüyorsunuz ya, İsviçre'nin havası tekin değil. Konferansı çabuk bitirelim de gidelim.'' dedi. ''Tabii, çabuk bitirelim.'' Türk danışman çabuk bitirmek cümlesi Kalüzeres'in hoşuna gitmiş olacak diye hemen döndü. Maroken koltukta otururken General Pille'ye tekrar etti. Bu sefer General Pille ayağa kalktı. Türk danışmanın Zekai Bey elini sıkarak ve gülerek ''Tabii, tabii, bir an önce konferansı bitirelim ve işimize dönelim.'' dedi. Sonra yine danışmana döndü. Fakat bu sefer ciddi bir tavırla ''Lozan'da o kadar güvenlik önlemi yok galiba. Geçen konferansta da malum ya bir suikast sözü çıkmıştı. İsviçre hükümeti yeni önlemler almalıdır. Paşa'ya polis eşlik ediyor mu? Ben bu Lozan Palas'ın yalnız kapısında bir polis görüyorum. Acaba yeterli mi?'' diye sordu. General Soylu düşüncesi kendisini dinleyen Türkleri duygulandırdı. Paşa geceleri çıktığı zaman polis eşlik ediyor. Lozan Palas'ın içinde iki de sivil memur var. Gündüzleri kendilerine yaverlik eşlik ederler. Cevabı verildi. General memnun oldu. Lozan Palas'ta o kadar telaş vardı ki insan cinayeti sanki aşağıdaki yemek salonunda olmuş sanılabilirdi. Olayın etkisi dehşet vericiydi. Bir Fransız, ''Arenski, zavallı Arenski, düşünün, daha dün içimizdeydi.'' diye feryat ediyordu. Bir İsviçreli, ''Rusya'da bu kadar İsviçreli var, hadisenin neticelerini düşündükçe titriyorum.'' diye korkuyordu. ''O halde yapmamalıydınız. Kim yaptı? Zannediyor musunuz ki İsviçreliler böyle cinayetleri severler? Bu hadise İsviçre'nin tarihinde ilk vakadır. İlk kez bu akşam bir İsviçreli, İsviçre toprağında siyasi bir cinayet işlemiştir. Fakat olay nasıl olmuştu?'' Olup biteni anlamak için Cecil Otel'ine gitmekten başka çare yoktu. İki Türk gazetecisi Lozan Palas'tan çıktılar, bir otomobile atladılar. Cecil Otel'ine. 5 dakika sonra otomobil Cecil Otel'inin bulunduğu köşeye geldi. Bir polis bekliyor, geleni gideni gözlüyordu. Otomobil sokağın içine girdi. Yavaşladı. Sola döndü ve bahçe gibi bir yerde, aydınlık bir hole açılan bir demir kapının önünde durdu. Demir kapıyı kapamışlardı. Gazeteciler zil çaldılar. Kapı açıldı. Kartlarını gösterdiler. İçeri girdiler. Cecil Otel'inde küme küme köşeye çekilenler, telaşlı telaşlı yürüyenler eksik değildi. Olayı haber alır almaz polis oteli basmıştı. Getirilen doktorlar aşağıda yemek salonunda hala birbiri ardına iki kurşunu yer yemez yüzüstü, kanlar için yere serilen Vorovski'nin cesedi etrafında toplanmış, aldığı yaraları, bulunduğu durumu inceliyorlardı. Zavallı Arenski ile bir çocuk denecek kadar genç Ryankovski'yi kaldırmışlardı. Arenski'nin yarası hafif, katibininki ağırdı. Şimdi ikisi de ateşler içinde yukarıda yatıyorlardı. İki gazeteci otelin sahibini buldular. ''Nasıl oldu? Anlatır mısınız?'' İsviçreli otelci yüzü bir ölü rengi almış, telaşla kapıyı kapadı, anlatmaya başladı. Saat 8.30'du. 30-32 yaşlarında uzunca boylu, iyi giyinmiş, temizce biri geldi. Yemek yiyeceğini söyleyerek doğru yemek salonuna girdi. Her gün böyle müşteriler geldiği için hiç dikkatimi çekmedi. Saat 9'da Mösyö Vorovski, Mösyö Arenski, Mösyö Ryankovski üçü bir araya geldiler ve her akşam oturdukları masaya yerleştiler. Yemeğini yiyen salondan çıktı. Saat 9'u çeyrek geçe salon epeyce tenhalaşmıştı. 9.25 geçe salondan son müşteri de çıkınca gelen meçhul adam Metul Donten'den bir konyak istedi. Getirdiler, içti. Bir daha istedi, getirdiler, onu da içti. Salonda yalnız bu meçhul adam bir de tam karşısında iki masa ötede oturan Vorovski, Arenski ve katip kalmışlardı. Bu esnada gözüm adama ilişti. Sinirli bir tavırla parmaklarını masaya vurdu. Gözlerini Vorovski'nin masasına dikmiş bir noktaya takılı öyle bakıyordu. Çağırdı. Bir konyak daha ısmarladı. Getirdiler. Onu da içti ve içer içmez birdenbire ayağa kalkarak elindeki silahı boşaltmaya başladı. İlk kurşun ve onun arkasından hemen atılan ikinci kurşun Vorovski'nin başına isabet etti. Biri ensesine, biri beynine vurdu ve Vorovski ah diyerek bir kere bağırarak başı önüne düştü. Oturduğu iskemleyle beraber yere yuvarlandı. Vorovski'nin solunda oturan Arenski, "Alçaklar!" diye bağırdı. Elini arkasına uzattı. Fakat tabancasını çıkarmasına vakit kalmadan katil iki kurşunu da ona boşalttı. Ondan sonra hiç tetiği bozmadan 3 kurşunda katip Ryankovski'ye sıktı. Onu da yere serdi. Tabii otelin yukarısında telaş herkes koşmaya, kaçışmaya başlamıştı. Ben aşağıda yemek salonunda tesadüfen Metir Dorter'le yapayalnızdım. O kadar şaşırdık ki ani olayın heyecanından birdenbire ne yapmak lazım geldiğini kavrayamadık. Olduğumuz yere sanki mıhlanmış gibiydik. Birdenbire katil yüzünü bize çevirdi. Elindeki silahla pantolonunun arkasından çıkardığı diğer bir silahı uzatarak tarif edilmez bir soğukkanlılıkla ''Polis çağırın, teslim olacağım.'' dedi. Polis yarım saat sonra geldi. Bu sırada katili içeride kim muhafaza etti? Kimse. Yalnız otelin büyük kapısını kapadığımız için bir yere kaçmasına imkan yoktu. Bu esnada katil bir iskemleye oturdu, polisin gelmesini bekledi. Bir sigara içevizden Vorovski'nin ölüp ölmediğini sordu. Öldüğünü söyledik. Memnuniyet belirtileri göstermeye başladı. Sonra polisler geldiler. Arenski ile katibi yukarı kata kaldırdık. Arenski'nin yarası daha hafifti. Yalnız katibin yaraları çok ağırdır.
Sabaha çıkar mı, çıkmaz mı? Doktorlar daha bir hüküm veremiyorlar. Horoski bu otelde mi kalıyordu? Evet. Nasıl bir hayat geçiriyordu? Münzevi hayatı, ara sıra çıkıp geziyordu. Öldüren İsviçre faşisti miydi? Bilmiyorum. Fakat faşistler pazar günü geldiler. Horoski bunları kabul etmedi. Soruşturma bitti mi? Hayır. Emniyet müdürü, polis müdürü ve daha birçok zabıta memurları yukarıdalar. Horoski'nin resimlerini alıyorlar, raporlarını yazıyorlar. İki gazeteci otel sahibinden sonra emniyet müdürünü buldular. Bu şahıs, size henüz olayı bütün gerçekleriyle anlatmayacağım. Çünkü daha soruşturmamızı bitirmedik. Cinayetin nasıl olduğunu biliyorsunuz. İsmi Alexander Conrad olan katil İsviçrelidir. Fakat aynı zamanda Rus ordusunun eski bir subayıdır. Kendisi Grison kantonuna mensuptur. Soruşturmamıza göre katil bu sabah Zürih'ten bilhassa cinayet işlemek için Lozan'a gelmiştir. Kendisini tutukladıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne götürdük. Suçunu itiraf etti. Çok soğukkanlı göründü. Üzerine aradığımız zaman polise yazılı 4 büyük sayfa dolduran bir mektup bulduk. Bu mektupta katil babasının, kayınbabasının, dayısının Rusya'da Bolşevik tarafından feci şekilde öldürüldüğünü, bütün servetine Bolşevik'in el koyarak kendisini mahvettiklerini, intikam almak için cinayeti işlediğini söylüyor dedi. Bunları Voroski mi yapmış ki gelip bu ihtiyar adamı öldürüyor? Hayır, Voroski'nin şahsında Bolşevikleri vurduğunu, onun şahsında kendisini mahvedenlere karşı cinayeti işlediğini mektubunda açıkça söylüyor. Cinayetin İsviçre faşistleri tarafından yapılması ihtimali, sizin namusumla temin ederim ki İsviçre faşistlerinin zerre kadar kabahatleri yoktur. Bizim soruşturmamız bu kesin neticeyi vermektedir. Bunların Voroski'yi İsviçre'den uzaklaştırmaya çalışmaları hep bu kanıyı uyandırıyor. Halbuki doğru değil. Voroski'nin katili meydanda. Suçunu itiraf eden kağıtları da elimizdedir. Faşistleri sorguya çekiyoruz. Sıkı soruşturma yapıyoruz. Bizce cinayette İsviçre faşistlerinin ilgili olmadığı anlaşılmıştır. Monsieur Arensky'yi görmek istiyorum. İzin verir misiniz? Derhal. Emniyet müdürü bir polis çağırdı. Polis iki gazeteciyi Arensky'nin bulunduğu odaya çıkardı. Arensky gazetecilerin iyi tanıdığı, zeki, faal, sevimli, Lozan Palas'ın içinde dönüp dolaşan bütün dedikoduların kurduydu. 3-4 gündür hep bu İsviçre faşistlerinin aleyhinde söylenip duruyordu. Sırt üstü beyaz bir yatağa uzanmıştı. Gözleri yarı açıktı. Hafif nefes alıyordu. Bir doktor, bir hasta bakıcı, bir baş ucunda, biri ayak ucunda bekliyorlardı. Odanın içinde bir ölüm sessizliği vardı. Neden sonra doktorun izniyle Arensky'nin yanına yaklaşıldı. Yaralı hafifçe başını çevirdi. Acı bir gülüşle yavaş yavaş, İsviçre hükümeti bunu çok pahalı ödeyecek. Yazık ki Voroski öldükten sonra ben hala yaşıyorum, dedi. Arensky gerçekten idealist bir Rus genciydi. Voroski'nin cenazesi ertesi gün yağmurlu bir havada kanton hastanesinden kiliseye taşındı. Ne İngilizler, ne Fransızlar, ne İtalyanlar törene gelmediler. Zavallı Rus delegesinin naaşı fakir, terk edilmiş bir insan gibi kaldırıldı. Yalnız İsmet Paşa heyet adına 3 büyük buketle genel sekreteri ve bir danışmanı cenazeyi uğurlamaya yolladı. Aynı zamanda Rus ateşçisi yaralı Arensky'nin hatırını sordurdu. Türkbaş delegesinin bu dikkati Lozan'daki Rusları çok duygulandırdı. Ancak 5-10 Türk ile 5-10 Rus'un bulunduğu cenaze töreninde Kızılaş'taki Rus delegesi hararetli kelimelerle Türkbaş delegesine teşekkür etti. Voroski'nin cenazesi ailesine teslim edilecek, Rusya'ya taşınacaktı. Yaralı Arensky'nin gözünü açar açmaz ilk işi İsviçre hükümetini protesto etmek olmuştu. Pazar günden beri tehdit ediliyorduk. Bu tehditlerin hepsini İsviçre hükümetine bildirdik. Konferans Genel Sekreterliğine de kaç defa başvurduk. Gerek İsviçre hükümeti gerekse Konferans Sekreterliği bu başvurulara sessiz kaldılar ve olayı bu hareketleriyle teşvik ettiler diyordu. Fakat bütün mesele bu protestoyla kaldı. Ertesi gün Lozan tekrar eski sükunetini buldu. İsviçreliler olaya üzülmüş görünüyorlar ve toprağımıza bu kan lekesi sürülmemeliydi diyorlardı. Gerçek şuydu, cinayeti İsviçre faşistleri düzenlemişler, alet olarak eski bir Rus subayı olan Arensky'yi kullanmışlardı. Gerçi federal hükümet bunu yalanlıyordu. Hatta yalanlarken soğukkanlılığını da kaybediyordu. Ancak İsviçre hükümeti Voroski'nin şahsi çevresinde konferansa mensup değildir bahanesiyle hiçbir önlem almamıştı. Adam zorla ölüme sürüklenmişti. Maurice Conradi, geçen seferde Çiçerin öldürmek için geldim. Fakat o kadar sıkı tedbirler almışlardı ki başarılı olamadım, diyordu. Bu itirafa göre Voroski'nin katili suikast cesaretini az çok tedbirsizlikten ya da tedbir eksikliğinden almış görünmekteydi. İsviçre gazetecileri şunları yazıyorlardı. Memleketimize misafir olan diğer yabancı etlere karşı çok mahcup vaziyetteyiz. Fakat emin olsunlar ki bu olayda federal hükümetin kabahati yoktur. Şahsi kinlerin ortaya çıkmasına nasıl engel olunabilir? Bolşevikler katilin evini yıkmışlardı. Güvenlik güçlerimizden bütün diğer heyetler memnun oldukları gibi İsviçre vatanperverleri de, yani faşistler, şimdiye kadar kimsenin hayatını tehdit etmemişlerdir. İsviçre gazetelerinin adi intikam cinayeti iddiasını savunmak güçtü. Katil bir deli değildi. Kendisinde vazifesini soğukkanlılıkla yapan tam bir fedai hali vardı.
Nerede kaldı ki Varovski, Bolşevik olarak öldürülecek en son adamdı. Rusya'daki olaylara hiç karışmamış, ihtilalde faal bir rol oynamamıştı. Yaralı Arinsky'nin iddia ve ithamları ağırdı. Cinayet etrafında konferans genel sekreterinin ismi dolaşmaya başlamıştı. Mastikli gazetelere verdiği demeçte Türkler tarafından kabul edilen Boğazan Antlaşması'nı imza edeceklerini açık surette temin etmekten kaçındıkları için Rus delegelerinin konferansa kabul edilmediklerini açıklıyordu. Bu karar İsviçre hükümetine bildirilmiş, İsviçre hükümeti de Rus delegelerine sıradan kişiler muamelesi ederek diğer delegeler için alınan koruma tedbirlerinden onları mahrum etmişti. Bu cinayet Doğu Barışı'nın görüşüldüğü bir yerde dostumuz olan bir devletin temsilcisini kurban vermesi dolayısıyla Türklerin sıradan insani hislerinde üstünde üzdü. İsmet Paşa gibi hayatı üzerine bütün bir milletin titrediği bir Türk baş delegesinin insan hayatını katil kurşunlarından koruyamayan bir şehirde bulunduklarını düşünmek, haberi duyan Türkiye'de büyük endişe uyandırıyordu. Bütün Türk devlet adamlarının hayatını kasteden ve bu arada Berlin'de Sadrazam Talat Paşa'yı öldüren Ermeni komiteleri cani varlıklarını daha unutmamışlardı. Nitekim Varovski olayından birkaç gün sonra İsviçre hükümeti Bern'de Lozan Emniyeti'ne bazı şüpheli kimselerin sınırı her nasılsa gizli olarak geçerek İsviçre'ye girdiklerini ve ihtimal Lozan'a gittikleri haberini verdi. Haber alan Lozan Emniyet Müdürü bütün polisi seferber etti. Emniyet Teşkilatı tarafından Lozan Palace Oteli'nde fakat özellikle İsmet Paşa'nın dairesi etrafında gayet ciddi tedbirler alındığı görülüyordu. İsmet Paşa'nın şahsını korumayla görevli sivillerle polislerin sayısı arttırıldı. Lozan Polis Müdürü Türk heyetine aldığı tedbirlerin hayati sebeplerini haber vermişti. Türk heyetinin bulunduğu kata yabancı hiç kimsenin çıkmasına izin verilmiyordu. İsviçre sınırını gizlice geçen şüphelilerin Kafkasya'dan gelen komiteci Ermeniler olduğu söyleniyordu. Lozan Emniyet Müdürü Jess Great, insan kudreti dahilinde olan bütün tedbirleri aldık. Gerçi Almanya'dan bir takım şüpheli kimselerin hareketlerini duyduk. Fakat bunların İsviçre sınırını geçip geçemediklerinden henüz emin değiliz. Öyle tedbirleri aldık ki İsmet Paşa'ya karşı bir suikast imkansızdır. Oteli bizzat kendim gözetim altında bulunduruyorum. İsmet Paşa'nın aziz hayatı bize emanettir. Her vasıtayla korunacaktır. Aldığımız tedbirler ihtiyati niteliktedir. Eğer bu adamlar sınırı geçmişlerse emin olunuz ki yakayı ele vereceklerdir, diyordu. İşte bu sıradaydı ki Lozan Emniyeti, Türk Baş Delegesi'ne bir ön tedbir olarak otomobilin önünde asılı olan küçük Türk bayrağının kaldırılması ricasında bulundu. İsmet Paşa, Lozan Emniyeti'nin bu teklifine hemen Türk bayrağını taşıyan otomobiline binip bir hastaneyi ziyaret ederek cevap verdi. O, bütün suikast haberlerine karşı tamamen ilgisiz, boş vermiş bir tavır alıyor, bunları gülünç, nefrete değer buluyordu. Varovski ortadan kaldıran bu feci cinayetin konferans üzerinde etkileri olacağı ve görüşmeyi hızlandıracağı anlaşılıyordu. Ancak bu konferans şehrinde insan öldürdükleri için görüşmeleri çabuk bitirmek ihtiyacını duymak ne üzücü bir şeydi. Konferans hızlanıyor. Konferansın birinci ayı sona yaklaşırken İsmet Paşa'nın yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. 20 günden beri Türk gazetecileriyle her görüştüğü zaman durumun eskisinden pek farklı olmadığını, yeni antlaşmanın esaslarını teşkil eden başlıca meselelerde müttefiklerin henüz barışı yaklaştıracak bir hareket ve teşebbüste bulunmadıklarını söyleyen Türk baş delegesi, bir gün General Pirri ile 3 saat süren bir görüşmeden sonra özel görüşmelerin karşılıklı bir samimiyet havası içine girdiğini, General Pirri'nin askıdaki meselelerin çözümlenmesi için iyi niyet gösterdiğini bildirdi. Konferansta her kelimeyi tartarak konuşan İsmet Paşa'nın böyle söyleyebilmesi için vaziyette bir ümit ışığı fark etmesi tabiydi. Vaziyetteki düzelme az çok şu olaydan ileri geliyordu. Saat 1.30'a doğru Sir Horace Rumbold ile Mösyö Montagne, Lozan Palace'a gelerek General Pirri'yi ziyaret ettiler. Uzun uzadıya görüştüler. Bu toplantıda konferansın genel durumu konuşuldu. Bir an önce barışı sağlamak için ihtilaflı bütün meseleleri hep beraber karşı karşıya bir kez daha gözden geçirmek istediler ve meseleleri her tarafa uygun şekilde bitirmek esasına oy birliğiyle kararlaştırdılar. Müttefikler esasen o gün İsmet Paşa'ya davetli olan General Pirri'yi bu yolda girişimde bulunmakla görevlendirdiler. Ve saat 1'e doğru önce Sir Rumbold, sonra Mösyö Montagne, Lozan Palace'tan çıkarak otellerine döndüler. General Pirri, de Calizares, Bargetton, İsmet Paşa'ya öğle yemeğine davetliydiler. Bu özel ziyafet General Pirri'nin birkaç gün önceki davetine karşılık niteliğindeydi. Türk ve Fransız baş delegelerinin bu öğle yemeğinde Hasan Bey, Rıza Nur Bey, Zekai Bey, askeri danışman Tevfik Bey hazırladılar. Ziyafet samimi konuşmalar içinde geçti. Fakat ihtilaflı meselelerden hiçbirine değinilmedi. Öğle yemeği bittikten sonra İsmet Paşa ile General Pirri baş başa yalnız kaldılar. Bu sırada konferansta henüz çözülmemiş meseleleri gözden geçirdiler, incelediler. Her iki baş delege de bu görüşmede zorlukları çözümlemek için azami bir gayret, açık bir samimiyet, karşılıklı iyi niyet göstermek gerektiğini ifade ettiler. İsmet Paşa ile General Pirri, genel durumu görüştükten sonra konferansın en pürüzlü meselesini teşkil eden Osmanlı borçları senetlerinin ödemesine kullanılacak akçenin cinsi meselesine geldiler ve İsmet Paşa bir defa daha Türkiye'nin yerine getiremeyeceği taahhütlere girmeyeceğini, altın lira ödemesine baştan başa harap olan Türkiye'nin tahammül edemeyeceğini, buna maddi imkan düşünülmeyeceğini, yine birçok rakamlar ve istatistikler göstererek açıkladı.
Bu açıklamadan sonra Romanyalılara, Sırplara, Bulgarlara, hatta Avusturyalılara, Macarlara verilen bir iznin niçin Türklere verilmediğini sordu. Faizlerin frankla ödenmesinin mümkün olabileceğini, bu takdirde ihtilaflı başlıca noktaların çözümlenerek barışın engellerinden birinin tamamıyla ortadan kalkacağını ilave etti. General Pilli, Türk Baş Delegesi'ne hak verdi. Ancak yine meselenin doğrudan doğruya alacakları ilgilendirdiğini, teklifi onlarla görüşmek lazım geldiği fikrini tekrarladı. İsmet Paşa, ister Fransız hükümetiyle, ister alacaklılarla bu meseleyi görüşmeye yetkili kimse onunla görüşmeye hazır olduğu cevabını verdi ve şunu söyleyeyim ki meseleyi barıştan sonraya bırakamam, barıştan evvel bu meselenin esasını mutlaka halletmeliyiz, dedi. İsmet Paşa, sakin fakat kesin bir dille, Osmanlı borçlarını ancak Fransız frankıyla ödeyebileceğini bir daha söylemiş oluyordu. Bu durum karşısında General Pilli, nihayet görüşümüzü şahsen haklı bulduğunu, esasen Fransız alacaklılarının da Türkiye'den ödeyemeyeceği bir miktar ve para cinsi üzerinde ısrar etmeyeceklerini temin etti ve Türk Baş Delegesi'nin meseleyi barıştan önce bitirmek hususunda öteden beri ileri sürdüğü arzuyu bir daha tekrar etmesi üzerine frank ödemesi yolunda olumlu bir teklif kapsayan Türk görüşüne yardım edeceğini, şahsen bundan bir sakınca görmediğini, yalnız alacaklılara durumu bildirerek rızalarını almak gerektiğini, kendisinin buna teşebbüs edeceğini, fakat Türkiye'den görevlendirilecek kimselerin de Paris'e gidip alacaklılarla görüşmesinin herhalde faydalı olabileceğini, sonunda uygun cevap alacağını kuvvetle ümit ettiğini bildirdi. İyiye gidiş belirtisini gösteren olay buydu. Onun için General Pilli ile bir konuşmadan çıkan İsmet Paşa da General Pilli gibi samimi bir görüşmenin ümitlerini göstermekteydi. Altın faiz meselesi, antlaşmadan 1. hikayet açıklama notuyla altın tabirinin çıkarılması ve 56. maddenin çıkarılmasına da razı olmasıyla vahametini az çok kaybetmişti. General Pilli'nin İsmet Paşa ile son konuşmasında vaat ettiği gibi alacaklılarla yapılacak temaslarda faizlerin frankla ödenebileceğini kabul edilirse artık mesele kalmayacak demekti. General Pilli Paris'e temas ettikten sonra ertesi gün tekrar İsmet Paşa ile yine senetlerin ödenmesi için kullanılacak para cinsi hakkında görüştü ve meselenin Paris'te alacaklılarla görüşmesi takdirinde Türkiye etince istenen kolaylıkların elde edileceğini kanaatini telkin etti. Bunun üzerine Delege Hasan Bey ile Mali Danışman Şefik Bey hemen aynı akşam 16 Mayıs saat 9'da Lozan'dan Paris'e gittiler. Hasan Bey Şefik Bey ile beraber Paris'te alacaklıların sendikasıyla görüşmeye başlayacak ve görüşmeler en fazla bir haftada bitecekti. Bununla beraber bir hafta görüşme meselenin ancak prensip noktasını çözebilirdi. Osmanlı borçlarının ayrıntılarına ait meseleler vardı ki bunlar uzun görüşmelere ihtiyaç göstermekteydi. Bu ayrıntılar barıştan sonra doğrudan doğruya alacaklılarla çözümlenmek üzere oldukları gibi ileriye bırakılacaktı. Alacaklılarla ancak Diyoni Umumiye senetleri en sonunda Fransız frank ile ödeyeceğimi söylenecek, bu konuşmada anlaşma olursa alacakların sendikasıyla ya da temsilcileriyle gereken kontordata yapılacak ve imzalanacaktı. Böyle bir anlaşma artık konferansa Osmanlı borçları diye bir mesele bırakmamış, devletin büyük bir derdi ortadan kalkmış olacaktı. Osmanlı borçları meselesi bu şekilde iyilik işareti verirken siyasi komite toplandı. Uzmanlardan gelen değiştirilmiş maddeler konuşulmaya başlandı. Masanın üzerine ilk gelen 3. madde oldu. Bu madde Türkiye'nin Suriyeli olan sınırına dairdi ve önceden General Pilli ile İsmet Paşa arasında bu madde münasebetiyle 20 Ekim 1920 tarihli Fransız-Türk Antlaşması'nın buraya yazılıp yazılmaması hakkında bir tartışma geçmişti. General Pilli, hükümetimden talimat istedim, henüz cevap gelmedi, dedi. 19. 20. maddeler hakkında da Sir Rumbold henüz talimat almadığını söyledi. 19. madde Kıbrıs'ı İngiltere'ye bırakırken taahhütlerden sıyrıldığımıza ve Türk hükümetinin rızası olmadan Türk tabiyetinden başka tabiyete geçmiş olanları Kıbrıs hükümetinin İngiliz tabiyetine geçirmeyeceğine dairdi. 20. maddede Türkiye Sultanı tabirinin Osmanlı İmparatorluğu tabirine çevrilmesini istiyorduk. 25. maddeye geçildiği zaman Sir Rumbold bu madde hakkında Türklerle özel olarak görüşeceğiz dedi. Özel görüşmeye bıraktığı madde, antlaşmanın ruhani makamlarının dini ayrıcalıklarını kısıtlamayacağını yazıyordu. İstenen değişiklik, çeşitli dinlere ait ruhani makamların Türkiye dışında sahip oldukları dini ayrıcalıklarını kısıtlamayacağını belirtiyordu. Bundan sonra kapitülasyonlara ait olan 26. maddeye sıra geldi. Karşılık teklifimizde müttefikler kapitülasyonların vergiler, iktisadi, mali, adli bakımdan kaldırılmasını beyan ederler deniyordu. General Pilli, buradaki vergiler yani mali teriminin gereksiz olduğunu söyledi ve bu terimden kapitülasyonlarla ilgisi olmayan duyuni umumiye kapsamı anlamı çıkarttırdı. Sir Rumbold ve diğer delegeler aralarında konuştular. Venizelos, paylaşma meselesine girmeyerek kapitülasyonlar kaldırılmıştır demek daha uygun olur kanaatindeyim, görüşünü ileri sürdü. İsmet Paşa kaldırmanın kesin olması şartıyla kelimeleri tayin etmek üzere maddenin uzmanlara gönderilmesini kabul etti. Bundan sonra Arıburnu'na ait 144. maddeye gelindi. Bu maddede İngilizlere bırakacağımız mezarlık alanlardan faydalanma şartları yazılıydı. Uzmanların gönderildiği metin İsmet Paşa tarafından kabul edildi ve bunun üzerine Sir Rumbold Türkiye Başdelegesi'ne teşekkür etti.
159. maddeye karşılık olarak teklif ettiğimiz 3 maddeden 3.sünde Yunanistan dışında oturan ve 1912 senesinden önce Yunanistan'dan ve Girit adasından göç eden ve Yunanistan'da mülkü olan Müslümanlar, Batı Trakya ayrı olmak üzere Yunan arazisi dahilindeki mülkleri hususunda Türkiye ile Yunanistan arasında ve Lozan'da 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Ahali Mübadelesi'ne ait sözleşmenin 10. maddesinden faydalanacaklardır deniyordu. Mr. Ryan, bu maddenin bir sonuca bağlanması için İngiliz heyetinin Türklerle Yunanlılar arasında arabuluculuk yapmakta olduğunu bildirdi. Bundan sonra Karaaç'a ve oradaki gidiş gelişe ait maddeler yazıldığı gibi kabul edildi. Bunlardan sonra yabancılara ait ikamet sözleşmesinin sonundaki Türk beyannamesi yerine hazırlanan metne geçildi. Bu beyannamenin aslı Türkiye'deki yabancı okullarda dini kurumlara aitti. Beyanname etrafında 7 fıkra göze çarpıyordu. Bunlardan birinde büyük devletlerden başka diğer devletlere de aynı iznin verilmesi yazılıydı ve bu koşul mevcut kurumlar içindi. Yenilikler kapsamına dahil değildi. İsmet Paşa verilen iznin azami fedakarlıklar olarak yalnız büyük devletlere bağışlandığını söyledi. Sir Rumbold ile Monsieur Montaigne iznin antlaşmayı imzalayacak bütün devletlerle verilmesini istediler. General Pirli, Ankara Antlaşması ile kabul edilen şartlar gereğince Fransa görüşü belirlenmiştir. Ancak müttefiklerimin görüşlerine ben de katılıyorum, dedi. İznin kapsamına dahil edilmek istenilen Yunanistan, Romanya, Yugoslavya delegeleriyle İsmet Paşa arasında uzun bir tartışma başladı. Romanya delegesi, Romanya'da hiçbir Türk ilim ve din kurumlarının olmadığını, Türkiye'de de hiçbir Romanya ilim ve din kurumları bulunmadığını, ancak sırf bir şeref meselesi olduğu için Romanya'da büyük devletler muamelesi yapılmasını istediğini söyledi. Yugoslavya aynı iddiada bulundu. Sir Rumbold, görüşmenin aldığı bu tartışma şekli üzerine fazla konuşmakta fayda görmüyorum, başka bir fıkraya geçelim, dedi. Bu sefer beyannamenin 6. fıkrasındaki yabancı okulların özel durumu, tabiri ve deyiminin pek genel anlamı etrafında tartışma açıldı. Mr. Ryan yabancı okulları hakkında yeni Türkiye kanunlarının şiddetli olduğundan söz açtı, sonunda meselenin uzmanlara gönderilmesine karar verildi. 7. fıkra ileride açılacak yabancı kurumlar hakkındaydı. İsmet Paşa, geleceğe dair hiçbir taahhüde giremem, dedi. Montaigne, İleride yabancı okul açmak ihtimali yok mu, diye sordu. İsmet Paşa, geleceğe ait meseleleri kanunların halledeceği cevabını verdi. Son fıkra yabancı kurumların gümrük vergisinden affedilmesi hakkındaydı. Bunlara Türk kurumları muamelesi yapılacağı Türk heyetince ileri sürülmüştü. Sonuçsuz tartışmalardan sonra fıkraya şekil verilemedi. Fakat toplantı bitti. Bu toplantının en önemli olayı kapitülasyonlara ait 26. maddenin İsmet Paşa'nın istediği gibi kaldırılmıştır kaydının kabulüyle aylarca görüşülmeden sonra nihayet kesin ortadan kalkmasına ait şeklin onaylanması ve kararın formül haline konmak üzere tekrar uzmanlara gönderilmesi oluyordu. Nitekim birkaç gün sonra yeni siyasi komitenin başka bir toplantısında 19 ve 26. maddeler değiştirildi ve Türkiye'nin kendilerine verdiği yeni şekillerle kabul edildiler. Kapitülasyonlara ait 26. maddenin aldığı en son ve kesin şekil şöyle kabul edildi. Bu antlaşmaya imza koyan tarafların her biri, kendisini ilgilendiren tarafıyla Türkiye'de kapitülasyonların her bakımdan tam olarak kaldırıldığını beyan etmeyi kabul eder. Böylece artık kapitülasyonlar tarihe karışmış oluyordu. Mükerrer 59. madde vakıf meselelerine aitti. Yugoslavya delegesi, Uluslararası Azınlıklar Antlaşması ile çözümlenmiş olduğu için Sırbistan bakımından bu meselenin söz konusu olmadığını tekrarladı. Venizelos, Yunan heyeti içinde vakıf işlerini kendisi kadar bilen kimse bulunmadığını söyleyerek dedi ki, vakıf denilen şey bir doğu işidir. Türkiye heyeti arzu ettiği takdirde azınlıktan antlaşmasıyla bu meselenin emniyette olduğuna kendisini iknaya hazırım. Sir Rumbold, meseleyi bir şekil verilmek üzere uzmanlara gönderdi. Vakıf işinden sonra yabancı kurumlar hakkında Türk beyannamesi meselesi tekrar ortaya atıldı. Uzmanların raporu, vereceğimiz beyanname ile birçok noktaları çözümlemişti. Türkiye 1914 yılına kadar mevcut olan kurumları onaylıyor, ondan sonra çalışmaya başlayan ve varlıkları onaylamayanların işlemlerini tamamlamayı vaat ediyordu. Bundan sonra açılacak okullar için de ait olduğu devletlerle Türkiye'nin sonradan görüşmesi kabul edilmekteydi. Beyannamenin bu noktasına gelince İsmet Paşa ilerisi hakkında taahhüte girişmemek koşulunu tekrarladı ve diğer delegeler evet diyerek bu koşulu kabul ettiler. Bu kurumlara ait eşyanın gümrük vergisinden affedilmesine gelince, Türk kurumlarına ait uygulanacak usullerin bunları da kapsamına alması kabul edildiğinden İngiliz heyeti bu gibi kurumların mallarının istinasıyla gümrük muafiyetinden geçildiğini belirtti. Fransızlar da vazgeçtiler. Monsieur Montaigne bir toplantı önce bu konuda ısrar etmiş, pek iyi olmayan bir etki bırakmıştı. Bu sefer önceki beyanatının yanlış anlaşılmamasını arzu ettiğini, amacının hayır işlerine hizmet olduğunu uzun uzadıya açıkladı. Konuşmasının sonunda gümrük muafiyetinin kalkmasını İtalya'da kabul eder, dedi. Böylece yabancı hayır kurumlarıyla okulları hakkında Türk beyannamesine ait bütün maddeler Türk görüşlerine göre kabul edildi, genel af konusuna geçildi. Sir Rumbold genel af hakkında uzmanlardan gelen raporu okuduktan sonra kendisinin özel raporunu da okudu.
Bu rapor Kurtuluş Zaferi üzerine pasaportsuz olarak belli olmayan vasıtalarla yeni İngiliz ve Patrikhane belgeleriyle memleketten kaçan Rum ve Ermenilerin maruz oldukları elemleri, ıstırapları hikaye ediyordu. Sir Rumbold, raporunun sonunda İsmet Paşa'ya iki soru soruyordu. Yasal yollardan pasaport almadan gidenlerin dönmesine engel olunacak mı? Bu yolda gidenlerin malları ve eşyası envali metrükeden terk edilmiş mallar sayılarak el konulacak mı? General Pirli, İstanbul'dan aldığı haberlerle raporlardan söz ederek bunların perişan halde olduklarını anlattı. Birçok açıklamalar yaptı. Barışın yapılması, geçmişin unutulmasına yarayacak tedbirler almasını gerektirir, dedi. Mösyö Montagne da hararetle bu fikre katıldı. İsmet Paşa'nın cevabı şu oldu. Pasaport meselesini bilmiyorum. Sorarım. Meseleyi incelerim. Herkesin rahatı bakımından çözümlemeye çalışırım. Venizelos, Ahali Mübadelesi Sözleşmesi'nin 2. ve Montagne'da 16. maddesini işaretle bu görüşü doğrulamaya çalıştılar. İsmet Paşa, Ahali Mübadelesi Sözleşmesi imzalanmıştır ve yürürlüktedir. Görüştüğümüz mesele Ahali Mübadelesi'ne aittir. İstanbul'dan çıkıp giden ve pasaportları şüpheli kişilerin durumlarını inceleriz. Mösyö Montagne atıldı. Daha açık söyleyeyim, esasen Türk tebaası olan halkı barıştan sonra ne yapacaksınız? İsmet Paşa, kabul edilebilir bir formül bulursak meseleyi genel afla çözeriz. Mösyö Montagne, bu kişilerin malları, mülkleri, İsmet Paşa, genel bir tutar sağlanması bakımından çözümlemeye çalışırız. Sir Rumbold, bu adamların binlerce olduğunu söyledi. İsmet Paşa'nın insani hislerine müracaat etti. İsmet Paşa, süratle bitirmeye çalışırız, cevabını verdi. Uzmanlardan gelen raporda genel af projesi için 3 formül teklif ediliyordu. İsmet Paşa bunlardan birincisini kabul etti. Ancak af kapsamına sadece Türkiye'den çıkarılanların değil, sözleşmenin imzasında Türkiye'de bulunanların da alınmasını istedi. Bu koşul, müttefiklerin cezalarına çarpılan Türklerle ilgiliydi. Bundan sonra Türkiye'ye dönmelerine izin verilmeyen 150 kişilik Türk listesine geçildi. Sir Rumbold, tekrar bu 150 kişi ayırmanın insani hislerle açıklanmayacağını söyledi. Madem ki 150 kişinin istisnası kabul edilmiştir, bunların isimlerinin yayınlanmasını ve antlaşmanın imzalanmasından itibaren 12 ay içinde mallarını tasfiye etmelerine izin verilmesini talep ederim. Venizelos, genel af meselesinin konferansa gelmesini isterim. İsmet Paşa, Mösyö Venizelos'un muhlevet şerhi kararlarının hayata geçirilmesini engellerse ne yapacağız? Venizelos, bizim muhalefet şerhimiz Türk ve Müslümanlara ait değildir. Bu noktada aramızda anlaşmazlık yoktur. Bunun üzerine bir metin yazılması için mesele uzmanlara havale edildi. Toplantı bittiği zaman Sir Rumbold, komitemizce vazifelerinin sona ermesi için yalnız bu görüştüğümüz maddeler kaldı. Gelecek cumartesi gününe kadar getirilsin, dedi. Bu sözler gösteriyordu ki antlaşmanın toprakları, sınırları, bunlardan doğan meselelerle siyasi komitenin yetkileri içine giren kısmı tamamen çözümlenmek üzereydi. Bu sıradaki İsviçre'deki Lehistan, Polonya elçiliği, Lehistan hükümeti adına ayrı bir ticaret antlaşması yapmak üzere görüşmelere başlanması ricasıyla İsmet Paşa'ya başvurdu. İsmet Paşa bu teklifi kabul etti. Devletler antlaşma metnindeki ticaret sözleşmesi hükümlerinin yazılı bir bildirimle başvuracak fakat antlaşmanın tarafları arasında bulunmayan müttefikleri de kapsamını almasını istemişlerdi. İsmet Paşa bunu reddetmiş ve eğer bu devletler ticaret sözleşmesi yapmak arzusundaysalar başvursunlar, kendileriyle ayrıca görüşür ve antlaşma imzalarız, demişti. Lehistan hükümeti bu konuda ilk girişimde bulunan devlet oluyordu. Lehistan elçiliğinin bu başvurusu üzerine Türkiye'ye resmi bir bildiri yayınlayarak Lehistan ve Türkiye arasında ticari, diplomatik, konsolosluk ilişkilerinin kurulması amacıyla 25 Mayıs 1923 günü Lozan'da Türkiye ile Lehistan arasında görüşmelere başlanacağını bildirdi ve başta İsmet Paşa olmak üzere bu görüşmeler için görevlendirilen Türk heyetinin listesini verdi. Mustafa Şeref Bey, Tahir Bey, Nusret Bey, Hikmet Bey bu heyetteydi. Bunlar resmi açılış oturumundan sonra komisyon halinde bu işte görevlendirilenlerle görüşerek yapılacak sözleşmenin esaslarını düzenleyeceklerdi. Türk-Leh Konferansı 25 Mayıs Cuma günü saat 16.30'da Lozan Palas'ta resmen açıldı ve böylece Lozan Konferansı'nın dışında fakat yine Lozan'da Türkiye'yi ilgilendiren ikinci bir konferans başladı. İsmet Paşa'nın bir komite toplantısında söylediği gibi çok muhtemeldi ki bu konferans asıl konferanstan daha önce görevini tamamlayacak ve Lehistan'la barış müttefiklerinden önce imzalanacaktı. Türk-Leh Konferansı'nın ilk toplantısı açılış töreninden ibaret oldu. İsmet Paşa başkanlık ettiği konferansı açarken şu konuşmayı yaptı. Ekselans ve efendiler, kendi kaderine tekrar hakim olan Lehistan'la yeni Türkiye arasında konsolosluğa ve ikamete ilişkin olan meseleleri tespit etmek üzere açılan bu konferansta özel vasıflarıyla yani yiğitlik, samimiyet ve saflıklarıyla tanınan milletlerimizi bu vasıflardan dolayı birbirlerini daha iyi anlar ve sever olduklarını tekrar ederim. Türk milleti milletler arası hukuk kurallarına dayanan şartlar içinde milletlerin hepsiyle ilişkilerini ilerletmeye hazırdır.
Aynı hislere sahip olduklarına şüphem olmayan Leh milleti tarafından bu yolda verilen fırsattan büyük memnuniyetle istifade edeceğimizi ilave ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin bütün milletlerin karşılıklı haklarına hürmetten ibaret olan mesleğinin Lehistan'da menfaatlerine uygun olacağına güveniyorum. İşte bu güvenle milletlerimize barış içinde saadeti ve dostane ilişkilerin oluşmasını ve devam ettirilmesini ve bu konferansın başarıyla sonuçlanmasını temenni ederim. Bu vesileyle İsviçre Konfederasyonu'na ve Vaat Kontrolü'ne çok teşekkür ederim. İsmet Paşa'nın bu konuşmasına Lehistan Başdelegesi Mösyö'cüğünde Monslevski şu cevabı verdi. Ekselans ve efendiler, olayların iyi yönde gelişmesi sayesinde bugün eskiden beri gurur duyulacak anılarla birbirine bağlı olan iki milletimizin tekrar bir araya gelmeyi başarmalarından dolayı hükümetimin büyük memnuniyetini bildirir ve olayın genel barışı sağlamlaştırma hususundaki vakı olacak hizmetini hatırlatmakla söze başlıyorum. Gelecekteki siyasi konsolosluk ve ticari ilişkilerimizin esaslarını koyacak olan görüşmelerimizin iki millet arasında barışçıl ortakları ve memleketlerimizi birbirine bağlayan dostane ilişkileri tekrar kuracağınızdan eminiz. Bu güven tarihin olaylarından çıkarılan tecrübelere, özellikle memleketimizin uğradığı parçalanma felaketini Türkiye'nin tanıması gibi esaslara dayanmakla kuvvet bulmaktır. Çalışmalarımızın faydalı ve Türkiye ile Lehistan gelişimine hizmet eder olması dileklerini tekrar ederek bu görüşmelerin konuyu her zaman iyi kabulüyle öne çıkan İsviçre'nin toprağında cereyan etmesi bir hayır alameti sayar, İsviçre Konfederasyonu ile Vaat Kantonu tarafından gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunarım. Bu karşılıklı dileklerden sonra İsmet Paşa Konferansı'nın iç tüzüğünü tespit etmek üzere toplanacak heyete Mösyö de Bonlevski'nin başkanlık etmesini teklif etti. Monslevski de teşekkür ederek kabul etti. Bu toplantıda yalnız çalışma tüzüğü tayin edildi. Tüzük şuydu: genel toplantılar sırayla Lehistan ve Türkiye heyetlerinin nezdinde olacaktır ve Lehistan heyeti nezdinde toplanıldığı zaman Türk delegesi başkanlık edecektir. Genel toplantılar hakkında kabul edilen karar, telli komisyon toplantılarında da uygulanacaktır. Genel toplantıların görüşme gündemini her iki heyetin başkanları, komisyon toplantılarının gündemlerini de komisyon başkanları yapacaklardır. Genel toplantıların tutanakları, heyetin genel sekreterleri tarafından imzalanacaktır. Komisyon toplantılarına gelince, her oturumun özeti, komisyonların başkanları tarafından tertip edilecek ve imzalanacaktır. Gerek tutanaklar, gerek özetler Fransızca yazılacak ve Fransızca görüşmeler için resmi dil olacaktır. Bir siyasi, ikincisi adli konsolosluk, üçüncüsü ticari ve iktisadi olmak üzere 3 komisyon kurulacaktır. Bu komisyonlar eş zamanlı çalışacaklardır. Tüzün düzenlenmesinden sonra Lehistan Başdelegesi kendisinin tam yetkisi olduğunu söyleyerek Türkiye'nin de bu yetkisinin olduğunu ümit ettiğini belirtti ve bunun kayıtlara geçirilmesini rica etti. İsmet Paşa, Türkiye Devleti'nin yetkisini taşıdığını, ilk fırsatta belgelerin inceleneceğini söyledi. Böylece Lozan Konferansı dışına kalan devletlerden Lehistan'la da aramızda ilişkiler kurma yolunda en önemli adım atılmış oluyordu. Bu sırada bayram geldi. Bayram gelmiş fakat Sir Rumbledon konferansın açılış toplantısında ümit ettiği henüz barış gelmemişti. Memleketinden uzakta geçen bu bayram konferans içindeki bütün zorluklara rağmen Türkiye'ti için yine ümitliydi. Herkesin yüzünde bayram sevinciyle iyi bir barış ümidinin ışığı parlıyordu. Bayram günü Türkiye üyelerinden sonra Lozan'daki Türk gazetecileri İsmet Paşa Hazretleri'ni ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler. Türk Başdelegesi'nin sırtında siyah bir ceket vardı. Kır saçlarının çerçevelediği temiz alnı parıltı içinde, dudakları gülümser, gözleri memnun, herkesin ayrı ayrı elini sıktı, bayramını kutladı ve sonra kendisini büsbütün yükselten büyük bir alçak gönüllülükle kabul odasında yer göstererek şefkat ve sevgi dolu bir aile babası haliyle herkesi etrafına topladı. Kapıları açık terastan, gönlün yeşil rengiyle karşı dağların eteklerine kadar uzanan güneşli yüzeyi görünüyordu. Beyaz bir vapur arkasına hafif bir su izi bırakarak bacasından koyu siyah bir duman çıkararak evi Anles Bains'e doğru uzakta belirsiz bir şekilde yol almış gidiyordu. Rahat, ferah, aydınlık bir kabul odası. Ortada bir masa, üzerinde bir tepsi içinde şekerlemeler, sigaralar, tepsinin yanında küçük bir vazo, içinde bir demet çiçek. İsmet Paşa'nın oturduğu koltuğun arkasındaki küçük yazı, masanın önünde bir yeşil kaplı, bir kırmızı kaplı, biri Fransızca, biri Türkçe iki cilt vardı. Müttefiklerin antlaşma metniyle bizim karşı teklifimizi taşıyan metinler. Bunların yanında birkaç kağıt duruyordu. Herkes oturduktan sonra İsmet Paşa gülerek, "İnşallah konferans istediğimiz gibi biter. Barış imzalanır da en büyük bayramı o zaman kendi memleketimizde kutlarız." dedi ve gazetecilerin konferans hakkında ne düşündüklerini öğrenmek istedi. Herkes kişisel izlenimlerini Lozan Palas'ta Beveridge ve Yunanistanlıların bulunduğu Royal Hotel'inde dönen söylentilerle anlattı. İsmet Paşa ileri sürülen her fikri özel bir ilgi göstererek dinliyordu. Gazetecilerin düşündüklerini ve haberleri dinledikten sonra ayrıntılara ait noktaların uzmanlar tarafından kısmen çözümlendiğini, kısmen görüşmekte olduğunu, ana meselelerin görüşmekte bulunduğunu söyleyerek sabretmek, bunların kesin şekilde çözümlenmesini beklemek gerektiğini ilave etti.
Aylardan beri bu konferansı meydana çıkardığı türlü türlü renk renk şekil şekil zorlukları kavrayabilmek için uzaktan tutanakları okumak asla fikir veremezdi. Ancak Lozan Konferansı adı verilen bu mahşerin iç yüzünü görenler, bilenler ve yalnız her medeni insan gibi bütün haklarına sahip olarak yaşamaktan başka gayesi olmayan Türk davasına karşı binbir vasıtayla burada düzenlenen hile ve entrikalara yakından nüfuz edenler, İsmet Paşa'nın bu konferans içinden bağımsız, egemen, kayıtsız bir Türk devleti çıkarabilmek için sarf ettiği emek hakkında bir fikir edinebilirlerdi. Bu siyasi davada başarı, koca Yunan ordusunun 15 gün içinde silip süpürerek denize dökmek zaferinden daha az çetin değildi. Türk gazetecileri İsmet Paşa ile bir saat yakın konuşmuşlardı ki genel sekreter içeri girdi ve Paşa Hazretleri Venizelos geldi diye haber verdi. Bunun üzerine Türk gazetecileri İsmet Paşa'ya veda ettiler. Saat 4.30'da Lozan'daki Türk yurdu Lozan Palası'nın aşağısındaki büyük salonunda gayet sade bir bayramlaşma töreni düzenlenmişti. Bu bayramlaşma Lozan'daki Hintli, Mısırlı, Suriyeli öğrencilerle bütün Müslümanlar ve başta İsmet Paşa olduğu halde bütün Türkiye'ye tıkatıldı. Salonun duvarlarına küçük kırmızı bayraklar asılmıştı. Masalar üzerine pasta ve çay hazırlanmıştı. Bu törende 70-80 kişi vardı. Önce Şeyh Abdülbaki Arslan isminde bir Mısırlı genç Kur'an'dan bir sayfa okudu. Ondan sonra Arap halkından Ahmet, resmi isminde diğer bir genç, oradaki Mısırlılar adına Doğu milletlerine bağımsızlık fikrine ilham eden İsmet Paşa'ya, Müslümanları birleştiren bu toplantıya geldiği için teşekkür etti. Türk Milleti Hareketi'nin Doğu milletlerine telkin ettiği bağımsızlık aşkını anlattı. Emellerimize, gayelerimize varıncaya kadar bu bağımsızlık yolunda yürümeye devam edeceğiz dedi. Bundan sonra Türk öğrencileri adına bir genç konuşma yaparak Anadolu'da savaşın devamı sırasında Lozan'daki Türk gençliğinin nasıl imanla bu davaya bağlandığını anlattı. İsmet Paşa gibi çalışkan kişilerin de bu davanın mutlaka kazanılacağına inandığını söyledi. Ondan sonra Emir Şekip Arslan, Suriye'nin bağımsızlığına taraftar mücahitler adına söz aldı. Doğu milletleri arasında dayanışma hissinin kuvvetlenmesini, Doğu milletlerinin yükselmesi için tek şart olarak ileri sürdü. Biz Suriyeliler inanıyoruz ki Türklerin yükselmesi, bütün Doğu milletlerinin yükselmesi, hepimizin yükselmesi olacaktır. Türk milliyetçilerini kendimize örnek alacağız, dedi. Nihayet İsmet Paşa söz aldı. Politikaya dokunmaksızın öğrencilere hitap ederek nasihat dolu bir konuşma yaptı. Arkadaşlar, hepimizin hislerine tercüman olarak bu toplantıya hazırlanan sevgili öğrencilerimizin cemiyetlerine teşekkür ederim. Sevgili öğrencilerimizin bayramlarını kendi adıma, delege heyetimiz adına ve izin verirseniz burada hazır bulunanlar adına ayrı ayrı tebrik ederim. Muhtelif milletlerin toplandığı şu masa etrafında güzel bir vesileden ifade ederek yapılan bu toplantı hakikaten çok soylu ve çok saftır. Öğrencilerimizin bu hareketi hepimiz için samimiyetle hatırlanacak bir örnek olacaktır. Bu münasebette öğrenci arkadaşlarıma bazı nasihatlerde bulunmak isterim. Ben de dahil olduğum halde hazır olanlardan çoğumuza nasip olmayan bir saadete bu öğrencilerimiz bugün ermiş bulunuyorlar. Benim kendilerine nasihatim şudur ki ilim kuvvetine daima samimi bir inançla bağlı olsunlar. Bir alimin en büyük kuvvet sahibi olduğunu, her zaman için yalnız ilim sahibi olmanın yenilmediğini, yüksek bir inanç halinde her zaman zihinlerinde, kalplerinde beslesinler. Avrupa'nın en kalkmış bir yerinde öğrencilerimiz bu fırsattan tam bir kanaatle istifadeye çalışmalıdırlar. Böylece memleketimize döndükleri zaman örnek olacak, iftihar edilecek birer uzuv olmaya gayret etmelidirler. Dünyada gerçek devrimleri, büyük siyasi, içtimai, iktisadi devrimleri yapmaya gücü olanlar, gerektiği zaman bu hareketlerin başlarına geçenler, memleketin irfan sahipleri, hakiki fen adamları, hakiki alimlerdir. Öğrencilerimiz işte bu gayeyi hedeflemelidir. Dünyanın herhangi bir memleketinde öğretmen olarak saygı duyulacak bir şekilde yetişmek için lazım gelen özelliklere milletimiz sahiptir. Bu kanaat hayat yolunda zorluklarla karşılaştıkları zaman öğrencilerimizi uyaran bir rehber olmalıdır. Herhangi bir alimin seviyesine erişmek için milletimin özelliklerinde hiçbir eksiklik yoktur. Kendileri seçtikleri meslekte azimle bulundukları vadide, uzmanlıklar vadisinde hep bu inançla yürümelidirler. Aynı zamanda şunu da söylemek isterim ki öğrencilerimiz mensup oldukları milletlerimizin geleceğine de hakiki ve kalbi bir itimat beslemelidir. Milletimiz gerek doğal özellikleriyle gerek tarihi gelenekleriyle dünyada hiçbir milletten aşağı kalmamak üzere yaratılmış ve her millet gibi saygınlığa layıktır. Öğrencilerimiz yarına ve kendilerine güvenerek çalışmalıdırlar. Kendi tahsil zamanımızdan hatırlarız, uğranan zorluk insana dayanılmaz gibi gelir. Halbuki asıl zorluk gerçek hayatta başlar. Avrupa'ya gelen öğrencilerimiz ise büyük yardımlar, büyük hizmetler, büyük görevler için seçilip buralara gönderilmişlerdir. Onlar burada çalışıyorlar ve ilim vadisinin muhtelif şubelerinde uzman olarak yetişiyorlar. Bu öğrenciler bizden daha ağır göreve adaydırlar. Burada kendilerini tanıdığım öğrenci arkadaşlarım yarınımızı ümitle, asaletle, imanla, faziletle gelecek günlerin bütün zorluklarını azimle omuzlarında taşıyacak karakterdedir. Hazır olanları öğrencilerimizin bu haline müteşekkir olmaya davet ederim ve öğrencilerimizin kendilerine verilecek görevleri yerine getireceklerini, memlekete faydalı olacaklarını ümit ederim.
İsmet Paşa'nın bu konuşması uzun uzadıya alkışlandı. Ondan sonra bir bayram hatırası olarak toplantıda bulunanların grup halinde resimleri çekildi. Herkes birbirinin elini sıkarak bayram töreni dağıldı. Yunan tamiratından kopan müthiş fırtına. Faizler meselesi için alacaklarla görüşmek yoluna gidilmişti. Kapitülasyonlara ait 26. madde Türkiye'nin istediği şekle konmuş ve kapitülasyonlar artık tarihin karanlığı içinde yok olmuştu. Siyasi komite birçok pürüzleri ayıklamış, işlerin sonuna yaklaşılmıştı. Konferansın yanı sıra bir taraftan Leistan'la konuşuyor, bir ticarete konsolosluk sözleşmesi hazırlanarak onunla da barışın kurulmasına çalışılıyordu. Fakat tam bu sırada bir taraftan aydınlanmaya başlayan konferans havasında yine bulutlar toplanmaya, şimşekler çakmaya ve yakın bir fırtınaya haber veren gök gürültüleri duyulmaya başlandı. Konferans kulislerinde arka arkaya Yunanlıların tamirat için müttefikleri sıkıştırdıklarından, Venizelos'un konferansı bırakıp gitmek istediğinden, Meriç boyunda yığınak yaptıklarından, nihayet hatta Türkiye heyetine bir ultimatum verdiklerinden söz eden türlü haberler ve dedikodular yayılmaya başlandı. Yarısı blöf, yarısı gerçek söylentiler bir araya gelince tamirat meselesi birdenbire konferansın birinci planında yer almakta geç kalmadı. Yunan Başdelegesi Mösyö Venizelos'un bütün korkusu, Türkiye ile müttefikler arasındaki önemli meselelerden birer birer çözümlenerek Yunan tamiratı işinin en sonraya kalması korkusuydu. Kurnaz bir diplomat olan Giritli politikacı, bütün anlaşma meseleleri tasfiye edilerek iş yalnız Yunanlıların vereceği tamirat işine kalırsa, müttefiklerin Yunanistan'ı feda edebilecekleri ve bu durumda Türkiye'nin artık hiçbir fedakarlıkta bulunmak istemeyeceği endişesindeydi. Onun için iki günde bir İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara hatta İsmet Paşa'ya başvurarak tamirat işinin bir an önce konuşulmasını, görüşülmesini, bitirilmesini istiyordu. İsmet Paşa'nın İstanbul'un boşaltılması için müttefiklere söylediği bir cümleden ders alarak sürekli Yunan ordusunu silah altında tutamam diye yanıp yakılıyordu. Diğer delegelerse yani müttefikler tamirat konusunda önce daha çok kendi meselelerinin çözümlenmesi peşindeydiler. Yunanlılar yalnız tamirat işini yakında görüşeceğiz cevabını vermekteydi. Müttefiklerle güç durumdaydılar. Çünkü bunlar bir taraftan Türkiye'ye karşı Yunanistan tamirat parası vermesi prensibini kabul etmişlerdi. Diğer taraftan Yunanistan'ın kesin reddi karşısında meseleye nasıl bir hal şekil verebileceklerini tayin edemiyorlar, aralarındaki bütün görüşmelere rağmen meseleye bir türlü çıkar yol bulamıyorlardı. Durum bu şekilde yürüyüp giderken Venizelos, Yunan Hariciye Nazırı Alexander'ı Lozan'a çağırdı. Alexander bir akşam başında şapkası, elinde küçük bir çanta Lozan Garı'na çıktı ve niçin geldiği sorusuna Yunan heyetiyle temas için cevabını verdi. Bu arada çıkan söylentilerden biri de Venizelos'un müttefikleri Türkiye ile ayrı bir barış yapmak tehdidinde bulunduğuydu. Gerçi söylenti tamamen asılsız değildi. Ancak tehdidi Venizelos yapmamış, beraberinde getirdiği Yunanlı gazeteciler bu havayı yarı resmi bir ihtimal halinde müttefiklerin kulağına ulaştırmıştı. Zaten Yunanlılara ait haberlerin hiçbiri ondan çıkmıyor fakat onun ilhamıyla Yunanlı gazeteciler tarafından yayılıyordu. Tek başına barış yapacağı söylentisi de böyle bir balondu. Venizelos müttefiklerin ellerinden Yunan ordusu kozu alınırsa kendilerinin telaşa düşeceklerini tahmin etmekteydi. Nitekim Lozan Garı'na çıkan Alexander böyle ayrı bir barış ihtimali olup olmadığını sorulunca ne yalanladı ne doğruladı. Kaçamak bir cevapla bizim maksadımız birebir bir barıştan ziyade genel bir barış yapmaktır. Hepimiz genel bir barış maksadıyla çalışıyoruz. Yine de bu maksat için çalışacağız. Buraya birebir bir barış için değil, heyetimizle temas etmiş olmak için geliyorum. Yunanistan'ın savaşa gireceği, savaş tehdidinde bulunduğu hakkındaki söylentiler hem asılsız hem gülünçtür. Yunanistan yeni bir savaş istemiyor. Bugünkü siyaseti savaştan çok barış ve memleketi imar hisselerinden esinlenmiş bulunuyor, dedi. Alexander bunları söyledikten sonra otomobiline binmiş, doğruca Royal Oteli'ne Venizelos'un yanına gitmişti. Yunan Hariciye Nazırı'nın söyledikleri yanlış değildi. Yunanistan genel bir barış istiyordu. Fakat bu yapılmazsa birebir barış da isteyebilirdi. Yunanistan'ın istemediği bir şey vardı ki o da savaştı. Meriç sınırına getirilen bozgun kaçağı birkaç fırka askerle savaş yapılmayacağı onlar pek iyi biliyorlardı. Böyle bir savaşın sonuçlarını göze alması için Yunanistan'ın büsbütün intihara karar vermiş olması gerekirdi. Konferans şimdiye kadar birçok meseleleri görüşmüş, savaş çıkmamış da şimdi yalnız Yunanistan'la Türkiye arasında bir meseleden bir savaş çıkacaktı. Bu ihtimal kolay kabul edilemezdi. Gerçi Yunanistan Başdelegesi, İsmet Paşa'yla bir görüşmesinde uzak bir imada bulunarak savaş tehlikesinden söz etmemiş değildi. Fakat Mösyö Venizelos o görüşme sırasında savaş tehlikesinden söz edince İsmet Paşa hayretler içinde Yunan delegesinin yüzüne yalnız bakmakla yetinmişti. Yunan ordusu kabusuyla ruhsal durumunu değiştirecek Türk generali İsmet Paşa mıydı? Bayrama rastlayan günlerde delegelerimiz hep bu tamirat meselesiyle uğraştılar. Venizelos bu meseleyi İsmet Paşa'yla birçok defalar görüşmüştü. Fakat bu özel konuşmalardan hiçbir sonuç çıkmıyordu. Yunan Hariciye Nazırı Alexander'ın gelişinden sonra Venizelos İsmet Paşa'yı bir daha ziyaret etti ve bu görüşmede de bir anlaşma sağlanamadı. İsmet Paşa meselenin özel konuşma şeklinden çıkarılarak Mali Komisyon'da açık görüşülmesini teklif ediyordu. Fakat meselenin Mali Komisyon'da müttefiklerin önünde konuşulması Venizelos'a uygun gelmiyordu.
Çünkü müttefikler prensip itibariyle Türkiye'ye verilmesini kabul ettikleri bir tazminatı Mali Komite'de Türkiye'ye karşı nasıl redde inkar edebileceklerdi. Onun için Venizelos'a göre meselenin iyi çözüm şekli İsmet Paşa ile baş başa, dostça, özel konuşmada sağlanabilirdi. Fakat İsmet Paşa ısrar ettiğine ve son konuşmada parayı vermekten başka çare görmediğini söylediğine göre meselenin birkaç gün içinde resmi konuşmaya dökülmesini önlemek de mümkün değildi. Müttefiklerin bize verdikleri antlaşma metninde tamirat meselesine dair 58. madde şuydu. Yunanistan'la Türkiye tebaalarına karşı yapılan zarar ve ziyanın ödenmesinden karşılıklı feragat ederler. Bizim verdiğimiz metinde ise bu madde yerine şu karşı teklifleri sürüldü. Yunan ordu ve memurlarının Anadolu'da sebep oldukları zarar ve ziyanın tamiri Türk ve Yunan hükümetleri arasında halledilecektir. Anlaşılamadığı takdirde Yunanistan'ın ödeyeceği meblağ hakem vasıtasıyla belirlenecektir. Oysa Yunanistan bu meselede hakeme başvurulmasını bile reddediyordu. Müttefiklerden bazıları bu anlaşmazlığı Milletler Cemiyeti'ne ya da Lahey Barış Mahkemesi'ne havalesini terkin etmişlerdi. Fakat Venizelos bunu da kabul etmemişti. Bayramdan sonra Yunan tamiratı işi birinci plana gelince bu sefer de konferans bu meseleye takılıp kaldı. Lozan'da her anlaşmazlık etrafında önce konferansın kesintiye uğraması ve savaş gürültüsü çıkması adet olduğu için bu sefer de bilinmez kaçıncı defa durum yine ciddi ve vahim sayılıyordu. Venizelos'un İsmet Paşa ile yaptığı en son konuşmadan da memnun ayrılmadığını gazetecilere boşuna uğraşmayınız, hiçbir şey söylemeyeceğim dediği zaman takındığı güler yüzünden bile belliydi. Zoraki gülüşüne rağmen asansörden hole çıktığı zaman bir şey sezdirmemek için kıvrılan dudağındaki gülümsemeyi gözlerinin ifadesiyle yalanlıyordu. Gazeteciler soruyorlar, mesele çözümlendi mi? Venizelos cevap veriyor. Öyle kolay kolay çözümlenir mi? İsmet Paşa çok nazik, çok mükemmel bir adam. Benim üzerimde tamamıyla bu tesiri yapmıştır. Uzun uzadıya konuştuk. Perşembe günde konuşacağız. Fakat henüz bir netice yok. Venizelos'un bu konuşmasını tamirat konusu çerçevesinde yapılan diğer özel konuşmalar takip etti. Aynı gece Yunan Hariciye Nazırı Alexander, Bureau'ya giderek Sir Rumble'da görüştü. Diğer taraftan Venizelos yemekten sonra tekrar Lozan Palas'a gelerek General Pirli ile konuştu. Yine aynı gece Yunan Hariciye Nazırı'ndan sonra İsmet Paşa Bureau'ya gitti ve Sir Rumble'da temasta bulundu. Bu görüşmeden sonra Mösyö Montagne, İsmet Paşa'yı görmek, görüşmek arzusunu iletti. İsmet Paşa onu da kabul etti. Konuştu ve otele geç vakitte döndü. İsmet Paşa Lozan Palas'a döndüğü zaman memnun görünüyordu. Fakat o zaman özellikle durumlarda gülümseyen ifadesiyle hiçbir şey sezdirmemekte başarılı oluyordu. Yalnız gülümsemesine bakarak hüküm yürütmek doğru değildi. Fakat bir şey anlaşılıyordu. Yunanlılar Türkiye'ye güvence vermek istiyorlardı. Tamirat konusunda Yunanistan'ın para verebilecek durumda olmadığı, yalnız Türkiye'ye herhangi bir şekilde güvence verecek bir yol bulunursa bunu kabule çalışacaklarını söylemişlerdi. İsmet Paşa bu teklifi kabul etmemişti. Venizelos, İsmet Paşa ile bu konu üzerine tekrar görüşecekti. Bu arada diğerleri de herhangi bir güvence şeklinde bağlanması için bir formül aranması ve bulunması fikrini telkin etmeye başladılar. Sir Rumble, İsmet Paşa ile Venizelos arasına girerek meseleye bir çözüm yolu, bir çare bulmaya uğraşıyordu. Öyle bir çare ki müttefikleri Türkiye'ye verdikleri sözden Yunanlıları para vermekten kurtaracak ve aynı zamanda Türkiye'ye tamamen güvence vermiş olacaktı. Bir taraftan bu özel konuşmalar devam eder dururken resmi olmayan propaganda kanallarıyla Yunanlılar ortalığı gürültüye boğmak için ne gerekiyorsa yapmaya koyuldular. Kurnazgirit'te diplomatlar müttefiklerini avlamak için etrafa sıkı bir savaş yaymakta hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Bu propaganda özellikle Yunanistan'da bir an o hale geldi ki kendi sözleriyle kendileri sarhoş oldular. Atina'daki elçiler Yunan hükümeti yanında girişimlerde bulunmak, yeniden azınlık belirtileri gösteren bu millete ılımlılık ve anlayış tavsiye etmek lüzum ve mecburiyeti duydular. Fakat Venizelos tuttuğu bu siyasette başarılı olmak müttefiklerini telaşa düşürdüğünü görünce hemen taktiği değiştirdi. Şimdi ortada daha çok belveleye vermek için Türklerin yığınak yaptığı yolunda iftiraya girişti. Türk ordusunun Mudanya Anlaşması'na aykırı olarak Trakya'da toplandığından söz etmeye girişti. Bolayar'ı asker çıkardığından şikayet etti. Yunan başdelegesinin Lozan'da bunları söylediğinin ertesi günü Yunan donanması iki nakliye gemisiyle Çanakkale önünde görünüyordu. Yunanlılar bu haberler arkasından Meriç üzerindeki köprünün tarafımızdan atıldığını ileri sürdüler ve bunu Yunan hükümeti, Yunan gazeteleri yeni telaşlara, yeni hücumlara vesile bildiler. Aynı zamanda Venizelos da Lozan'da müttefikler delegelerine başvurmaya başladı. Tamirat meselesinin süratle çözümlenmesini istiyor, Yunan ordusunun daha fazla beklemeyeceğini söyleyerek müttefiklere adeta ultimatum verircesine tavırlar takınıyordu. Gerçek şuydu ki Yunanistan müttefikleri savaş korkusuyla ürkütmek istiyordu. Yoksa Venizelos, İsmet Paşa'nın Yunan ordusundan korkarak savaş tamiratından vazgeçmeyeceğini pek iyi biliyordu. Bütün görüşe ve gürültüye rağmen bu telaşın gerçek hedefi savaş değildi. Yunanistan gerçekte savaş istemiyordu. Savaşın iskeletini göstererek elde etmek istediği barışın ta kendisiydi. Bütün bu hareketler sıkışık bir meseleyi süratle çözümlemek arzusunun sonucuydu. Yunanistan tamirata karşılık mümkün olsa kabul edilse başka bir tavizde bulunarak meseleyi çözümlemek istediğini İsmet Paşa'ya açıkça söylüyordu.
Bütün o tehditler ve Türklerin yığınak yaptıkları hakkında müttefiklere yapılan müracaatlar meseleyi bir an önce kestirip atmak için birer tertipten ibaretti. Fakat müttefikler bu müracaatları dinlemiyorlardı. Venizelos, İsmet Paşa'ya karşı yığınak dolayısıyla girişimde bulunmalarını müttefiklerden rica ettiği zaman General Pirley ile Sir Rumbold bu iddiaya ihtimal vermediklerini söylemişler, böyle bir heyecanın haber almadıklarını bildirmişler ve Venizelos'a boş yere telaş ettiğini ilave etmişlerdi. Venizelos buna rağmen ısrar edince bu sefer soruşturma yaparız, haber doğru çıkarsa o zaman girişimde bulunuruz diye sözü kısa kesmişlerdi. Bunun üzerine Venizelos çıkıp gitmişti. Artık geceli gündüzlü kapı kapı dolaşan Venizelos başdelegenin yanından çıktığı zaman etrafını alanlara ne cevap vereceğini bilemiyordu. Öyle bir durum yaratmıştı ki şimdi kendisi de kolay kolay içinden çıkamıyordu. Ne olacak diye soranlara elimizde bir mendil var. İki ucu iki düğüm. Biri iyimserlik, biri kötümserlik. Hangi düğümün daha önce çözüleceğini ne bileyim. Bir an önce tamirat işinin konuşulmasını, çözüme kavuşmasını istiyoruz. General Pirley de, Sir Rumbold da, Mösyö Montagne'ye de bunu söylüyorum. Bu mesele ne zaman konuşulacak bilmiyorum. Şimdi de cuma günü diyorlar. Belki cuma gelir yine konuşmazlar. Biz samimi olarak Türkiye ile barış istiyoruz. Türklerin tamirat konusundaki haklarını maddi imkansızlıklara uzlaştıracak bir şekilde arıyoruz. Vaziyet bundan ibarettir diyordu. Venizelos'un müttefikler başdelegeleriyle yaptığı bu görüşmeden sonra Sir Horace Rumbold bir akşam Lozan Palas'a geldi. General Pirley'e davetliydi. Yemekten sonra saat 10'a doğru İsmet Paşa'nın dairesine çıktı. İngiliz başdelegesi bu görüşmede gündüz General Pirley'nin Venizelos'a teklif ettiğini bu sefer kendisi İsmet Paşa'ya teklif etmeye gelmişti. Müttefikler arada hükümetleriyle temas etmişler ve tamirat konusunu kapamak için bir taviz olarak Yunanistan'ın kara açığı Türkiye bırakması kararını vermişlerdi. General Pirley gündüz bu kararı Venizelos'a bildirmişti. Sir Rumbold da şimdi İsmet Paşa'ya bildiriyordu. Çok muhtemeldi ki İsmet Paşa Ankara'nın görüşünü aldıktan sonra cevap vermek isteyecekti. Gerçi Yunanlılar bu tekliflerden memnun görünmüyorlar, mırın kırın ediyorlar fakat razı olacağı benziyorlardı. Venizelos'un da ima ettiği taviz bu olsa gerekti. Ancak bütün bu hareketler işin maskelenmiş şekliydi. Gerçekte kara ağacı taviz olarak vererek meseleyi çözümlemeyi müttefikler Yunanlılara değil, belki Yunanlılar müttefiklere telkin etmişlerdi. İsmet Paşa'nın Sir Rumbold'a hükümetine bildireceğini söylediği bu teklifi Ankara ne cevap verecekti? Lozan Palas'ta, Bureau'da, Royal'de bütün heyetlerin öğrenmek istedikleri şuydu. Ankara reddedecek mi? Reddederse ne olacak? Fakat bu heyetlerden en çok telaş belirtisi gösterenler ve Ankara'nın cevabını ön safta merak edenler Yunanlılardı. Bunlar boyuna Ankara'dan cevap geldi mi? Ne düşünüyorsunuz? Kabul edilecek mi? Diye soruyorlardı. Yunanlıların bütün telaşı müttefiklerin kendi meselelerini çözümlemeden önce daha müttefiklerin Türkiye üzerinde az çok bir ağırlığı varken ve onlar vasıtasıyla tamirat meselesini çözümlemek istemediklerinden ileri gelmekteydi. Tamirat konusu kızışılı, kaç gün komite toplantısı da yapılmamıştı. Yalnız Ankara'nın cevabı gelir gelmez özel ve gizli bir toplantı yapılarak tamirat işinin konuşulacağı ve arkasından siyasi komitenin de davet edilerek kendi faaliyet alanına giren son maddeleri çözümleyeceği haber veriliyordu. Bu sırada Hasan Bey ile Şefik Bey Paris'ten döndüler ve Paris'te gereken kişilerle görüştüklerini, görüştükleri kişilerin faizleri frankla ödeme görüşünü kabule eğilimli göründüklerini, birçok vaatlerde bulunduklarını ancak kesin bir taahhüte girmek istemediklerini söylediler. Alacaklılar meseleyi barıştan sonra çözümlemek arzusunu gösteriyorlar, sebep olarak meselenin birçok incelemelere ihtiyaç gösterdiğini ileri sürüyorlardı. Bu yolculuğun özeti şuydu ki, Fransa alacaklılar düğünü muvahadeyi birleştirilmiş borçlar istisna ederek yalnız diğer borçlanma senetlerinin ve o da belirli bir süre için Fransız frankıyla ödenmesini kabul etmeyi vaat etmişlerdi. Fakat barış imzalanmadan öyle birkaç gün içinde bu meselenin kesin bir şekilde taahhüt edilmesine muhalif görünüyorlardı. Öncelikle Türkiye'nin altın olarak ödeme kabiliyetinde olup olmadığını anlamak için araştırma yapılmalı fikrindeydiler. Tamirat konusunda Türkiye ile Yunanistan'ın arasında bulunmak için müttefiklerin İsmet Paşa'ya müracaatlarından sonra kararlaştırılan gizli konferans en sonunda 26 Mayıs günü Avşi Çatısı'nda toplandı. İkinci Lozan Konferansı başlayalı yani 30 günden beri ilk defa olarak meraklı bir toplantının heyecanı duyuluyordu. Pis, yağmurlu, karanlık bir gündü. İsviçre'nin kötü havalı günlerinde olduğu gibi Lozan Palas'a da kasvet çökmüştü. Öğleden sonraya kadar otelin holünden dışarıya kimse ayak atmamıştı. Saat 3.30'da İsmet Paşa dairesinden indi. Gidiyor. Herkes de bir merak. Fakat her nedense hiçbir gazeteci yanına yaklaşıp bir şey sormak istemiyordu. Paşa çıktı. Otomobiline bindi ve gitti. İsmet Paşa'nın arkasından heyetten diğer kişiler de Auşi'ye konferansın toplanacağı şato oteline gittiler. Leman Gölü boyuna yağan yağmurlu, sarı, bulanık, kirli bir bez parçası gibi uzanmış, dağların gölgesiyle büsbütün koyulaşan bir yarı aydınlık, yarı karanlık içinde caddeler tenha, Auşi belediye bahçesinde kimseler yok. Pis bir hava. Yukarıda ne konuşuyorlar? Bütün kapılar kapalı. Koridorda yalnız konferansın hademeleri dolaşıyor. Bir akşam önceden herkesin kendi kendine sorduğu soru istemeden akla geliyor.
savaş mı, barış mı? Fransızlar, konferans çok tehlikeli bir an geçiriyor, diyorlar. İtalyanlar, Tanrı iki defa da son dakikada bir barış aşkı verse, diye dua ediyorlar. Saat 6'ya doğru yukarı salonun önünde bir hareket oldu. Sesler işitildi. Çıkıyorlar. Acaba ne oldu? Herkes koşuştu. İsmet Paşa en önde çıkıyordu. Hemen etrafa alındı. Aman paşam, ne haberi? Güldü ve karağı çaldık, dedi. Tazminattan vazgeçtik mi? Geçtik. İsmet Paşa yürüdü. Merdivenleri indi. Otomobiline bindi ve gitti. Az sonra Benizelos çıktı. Bu sefer onun etrafı sarıldı. Şunu söyleyeyim ki, dedi, artık barış imzalanmış sayılabilir. İsmet Paşa Hazretleri büyük bir barışçı fikirle hareket ettiler ve barışın gerçekleşmesi için cidden büyük iyi niyet gösterdiler. Artık Türkiye ile aramızda hiçbir anlaşmazlık kalmamıştır. Çok kimsenin hiç olmazsa Yunanistan'la Türkiye arasında bir kesintiye sonuçlanacağını tahmin ettiği bir toplantı sonunda böyle birdenbire uzlaşılması herkes üzerinde memnuniyet uyandırdı. Yabancılar İsmet Paşa'nın şahsına karşı saygı ve sevgi duyduklarını, önemli bir fedakarlık daha yaparak konferans ve barışı tehlikeli bir durumdan çıkardığını söylemekte birleştiler. Lozan Palas'a dönüldüğü zaman vakit geçti. Bununla beraber herkesin yüzü gülüyordu. Havada konferansın en çetin, en karışık, en tehlikeli ana meselelerinden birinin çözümlenmiş olmasının doğurduğu ümit ve iyimserlik hakimdi. Herkes İsmet Paşa'nın barışseverliğini anlatarak onu diğer delegelerle mukayese ediyordu. Amerika heyetinden danışmanlar, bir asker bir sivil gibi değildir. Hiçbir şeyin insan hayatına değmediğini, İsmet Paşa gibi savaşın bütün facialarını yakından görmüş bir general kadar kimse dahi bilemez, diyorlardı. Bir İngiliz danışmanı düşündüğünü şöyle anlatıyordu. Benim görüşüme göre Türk baş delegesi bugün çok büyük bir siyasi harekette bulundu. Öncelikle bütün dünyanın saygısını kazandı. İkinci olarak da verecek parası olmayan fakir bir memleketten zorla para alacağım diyerek pratik olmayan bir hareket tarzı üzerinde saplanıp kalmadı. Yunanistan'ın verebileceğini, kara açı, gemileri aldı ve pekala kabul ediyorum, yeterli, dedi. Bu hareket hem cömertçe hem pratik değeri var. Bir fayda daha, İsmet Paşa'nın bu hareket tarzı karşısında görülecektir ki diğer meseleler de daha çabuk halledilecektir. Bugünkü tamirat uyuşmazlığının diğer meseleler üzerinde herhalde bir etkisi olacaktır. Bana kalırsa barış bugün olmuştur. Geç vakit İsmet Paşa Türk gazetecilerini yanına çağırdı, samimi bir sohbet başladı. Yorgun fakat memnundu. Odasının ışıkları içinde büsbütün parlayan gözleriyle herkesi gülerek karşıladıktan sonra ''Oturun bakayım, size anlatayım'' diye söze başladı. Bugünkü toplantı sırasında Yunanlılarla tamirat meselesi üzerine mutabık kaldık. Mutabık kaldığımız noktalar şunlardır. Yunanlılar prensip itibariyle tamiratta bulunmak lüzum ve esasını kabul ettiler. Fakat mali vaziyetlerinin imkansızlığından bahsederek para vermeyeceklerini, eğer kabul edersek, müttefikler tarafından yapılan gereğince kara ağacı terk edeceklerini ve savaş esnasında zapt edilen ve zorla el konulan gemilerimizi iadeye hazır olduklarını bildirdiler. Barışın bir an önce gerçekleşmesi için etrafımızdan büyük bir fedakarlık olmak üzere müttefikler tarafından yapılan bu teklifi kabul ettim ve büyük devletlerinde tanzim edilmekte olan anlaşmada Türkiye'nin mali durumunu dikkate alıp almayacaklarını sordum. Bu soruma olumlu olarak evet halledeceğiz cevabını verdiler. Bu vaade senet kabul ettik. Bu büyük fedakarlığımızı müttefikler tarafından dikkate alınıp alınmayacağını tabii yakında göreceğiz. Podcast dinle.